Evet, yaylada İsmail amcamdan beraberiz. Evinin yanındayız. Hem lahana yemeğinin çekimini yapıyoruz. Hem de İsmail amcamın yanına oturdum. Ara ara kendisini konuşturuyordum. Rahmetli Koryan Ali Hüseyin'le alakalı anıları çok fazla. Dur bakalım yine ondan ilgili bize bir şeyler anlatır mı? Ben şimdi kendisine birkaç soru soracağım. Hepsini bildiğini tahmin ediyorum. İsmail amca, bu rahmetli Koryan Ali Hüseyin Gülsen'in ilk kemencesini bir kızıl ağaçların bir şeyden yaptığını falan anlatıyorlardı, biliyor musun onu? Bir demir deli falan bağladı. 17 yaşında, ben de 4 yaş, 5 yaşındaydım. Babam fotoğrafçı olduğu için ikimizi yan yana fotoğraflarını çekti. Hala o şeyleri durur yani o. Kafasında şey var, kasket var, belki şey varsa. Peki görmüşsün. Yok sen rahat ol. Efendim, Sinagalar çok düğünlere gittik, çok gezdik. Evet, hatıralarımız çoktur. Bu bir günü Almanya'dan bir Opel taksi gitmiş. Düğüne gidiyoruz Şalbazarı'na. Giderken dedi ki İsmail dedi, ben dedi iyi şoförüm dedi. Arabayı ben süreyim. Ya dedim sen ne anlarsın arabadan? Dedi sen bak nasıl sürüyorum. Odur yanıma. Neyse orada fındık zamanıydı böyle. Gene kırık fındık yiyor. Ben de yan tarafta oturuyorum. Verdim arabayı. Kadı Irmağı'nı geçti karşıya eski yoldan. Oraya biraz böyle bir kaygın bir yerdi. Bu sefer o bir kavlanın altı çiselemiş. Biraz çamur ripsi bir yer. Arabanın arkası bir kaydı. Neyse o arabanın arkası kayınca gazı pastı gaza. Basınca araba gitti, vurdu kaşa. Ulan ayağını kazdanacak, öyle yap böyle yap derken biz yancalıktan aşağı gidiyoruz. Yoldan çıktık. Neyse diye amca öyle diye korkma, bir şey yok. Bir takla, iki, üç, dört, beş takla da indik şeye, deriye. Benim hafif bu şeylerimde hafif bir yaralanma oldu. Diye bana şimdi ki amca öyle diye kalkıştım dendi. O şu şoför tarafı alta geldi ya. He. Bu sefer ben üstteyim. La ben dedim kalkamıyorum. Nasıl kalkacağım sen? Pas sen üstüne. Neyse baktım ki arka cam fırlatmış orada. Vurmuş ağaca. Kemence Siranlı'ya gitmiş. Neyse arkadan çıktım. Bunu da çıkarttık orada. Efendim şimdi bu araba çekilecek, yola çıkacak. Gittim şey alma. Bizim halatla yetmedi. Benim Ağustos'um var diye ben mesela kamyonu var dedi. Dedi ki git Mugum'dan dedi şey al da gel. Rahmet eder. Şey al da gel dedi. Kodi gibi de ekleyelim senin iplere. Onlar kamyonla millet yığırmış zaten. Çek elemanı yola. Gittim dedim Ali Osman Ağa, yuvarlandık biz. Dedi nerede? Dedim Mahbule abu Kada Irmağı'nda. Dedi para verdi mi isteyin? Dedim yok para verdi, emanet. Arabayı çıkartalım, gene ipleri getireceğim. Veremem dedi. Öyle mi? Neyse millet geldi, arabayı çıkarttık yola. Dedi Hüseyin Akak, yani ipleri vermedim Ali Osman dedim ve para istedi. Vermedi. Dedi ki 3'ten 9'a şart olsun dedi. Onun o eski evinden de aşağıda 15-20 metre, 30 metre aşağıda şey tuvaleti var. Köy tuvaleti, tahta. Aha. O ipliği alıyor oradan şimdi, gidiyor da su yok ya. Temizlik için, evet. Temizlemek için gidiyor. Neyse o arada, şimdi ben dedim yapmaz ya, aldı uçluyu koydu şeye, incirin talına bekliyor. Ertesi günü. Tabi bu kumzan etti ki, atmaz ya bana. Neyse oradan aşağı yürüyüp giderken bu şimdi dedi ya şartlandıyor ya, şimdi zoruna gitti Sinagan'ın. Buna kakkum. Tamam mı? Bu kum kaçıyor. Bağırıyor doğru acun çamlığına. Ondan sonra, ne şaka yapaydı birbirlerine ya. Efendim ondan sonra bu bir hafta dedi orada gitti, tuvalete gideceğiz. Sağ yasak burası çünkü sen bana bir kıskandın, ben de benim arabam yuvarlandı. Dolayısıyla
Bir hafta oraya yani tuvalete gitmedi. Ya da gizli gitti, gece gitti, bilmem ne gitti. Bu şimdi Hüseyin Hakkı aşağıdan şey yaptı. Sarhoşkalı bir düğünden geldi Mukum'da. O tükenin yanında bir orasının şeysini, arsanın harfiyatını çıkarttı. Koyu şeye, tekniğe çekiyor şeye, köprüye. Altın köprüye çekiyor, döküyor teren izine. Bu Hüseyin'e kadar geldi ya sarhoş. La selam aleyküm selam. Ne yaparsın dedi. Dedi ya buradan boşadırım. Neyse Hüseyin'i az bekle dedi. Takım elbise giyer her zaman. Evet. Seni çekeyim o köprüye kadar dedi. Öyle çeker mi? Ay sağ ol teşekkür falan. Neyse şey tekniği kumuladı toprak. Sen de o da bunun üstünde dedi. Neyse şakta. Bilirsin de altın yanında köprü var ya. Ama böyle bir köprü. Geldi onun üstünde altında köl var. Bu toprakla bunu komple oraya attı. Köle. İşte aşağı oldu sif çamur. Takım elbise olan yalı yarıya şey dedi. Hüseyin ödeştük dedi tamam mı? Efendim. Ödeştik sen bana nasıl şey beni bir hafta onu orada burada kafırladı şey ettim. Şimdi şeyi yerine koydum dedi. Helallaştık dedi. Öyle bir anımız var dedi onunla. Bunun ilk kemençe yapması bir şey var anlatıyorlar. Sen mi anlatıyordun bilmiyorum ben daha önce. Kemençe çalmak istiyor ama kemençesi yok. Onu hatırlıyor musun sen? Yok bu şimdi sene kadar öyle değil de bu daha önceden kaval çalardı böyle. Benim de burnum ettikardı önü. Nefes aldım ya. Vır 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 ettirirmişim. He. Ama ben peşükte. Nefes alıyorum. Ver işte. Kaval çalardı öyle mi? İlk kaval çalardı. Ondan sonra tavul çaldı. Ondan sonra kemenceye başladı. En son kemence. En son kemence. Tavul çalardı. Mesela şey tavulu sonradan öğrendi falan diye ben biliyordum. Öyle değil demek. Yok yok önce tavul. Önce tavalı, ondan sonra zurnaya da şey çalardı, Osman Aga. Onunla öyle bir ekip ediler. Sonra Osman Aga devam etmedi o işi. Osman Aga dedi, zurnacı da abi. Yok yok, itirsin Osman'ı. Ha, zurna çalar mıydı? Ha, zurna çalardı da abi. Ne dersin ya? İşte abi ya, sorsana ha. Şey. Efendim, Hüseyin Aga'lan 16-17 yaşında babam fotoğrafçıydı. Bana verdi babam şey dedi ya bu kamaya böyle çek. Böyle tut çekeyim fotoğrafınızı. Var arabada. Aha. Fotoğraf duruyor orada. İşine kalan o makine duruyor mu? Makineye fotoğraf makinesi. Üç bacaklı makine fotoğraf makinesi. Şey dedi ki bu babam bu işi vazgeçti ya. Fotoğrafçı Kemal dedi ki ver bana dedi dursun bende dedi. Fotoğrafçı Kemal. Ona verdi işte ondan sonra da o kayboldu gitti.